Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bayağı bir makyaj ürünü almışım farkında olmadan. Bunları da tabii ki sizlerle paylaşmak istedim. Sizi mahrum bırakmak istemedim. Hemen başlayalım bence. İlk olarak Beauty Bay sayfasından aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Beauty Bay Türkiye'ye de yolluyor diye gördüm sayfalarında. Ama gümrük açısından sorun oluyor mu olmuyor mu hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama girip bakabilirsiniz sayfaya. Neler almışım onlara bakalım ilk bir. İlk önce şöyle bir paletle başlayayım. Tabii ki herkesin bildiği Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance paleti. Bu paleti ben bu arada indirimden aldım her şeyi. Yani takip ediyorum. Genellikle indirimleri öyle alıyorum. Orijinal fiyatını ödemedim yani. Ama tam fiyatını da sormayın arkadaşlar. Hatırlamıyorum açıkçası. Bu palete zaten ayrı bir video gelecek. O yüzden pek göstermek istemiyorum. Pek de bahsetmek istemiyorum. Bunun videosu gelecek. Bunu kenara bırakıyorum. Başka ne almışım? Anastasia Beverly Hills'in başka bir ürününü aldım. Şöyle dörtlü bir lip gloss set aldım. Bu da yine indirimdeydi dediğim gibi. İki tane parlak renkte, iki tane de normal lip gloss var. Yani parlak, yani sim olmayan lip gloss. Minik boyları şöyle biraz göstereyim. Ambalajı bu arada çok tatlı. Bence güzel yapmışlar desenini falan. Lip gloss'ların renkleri de bence bayağı bir iyi. Özellikle şu çok ilgimi çekti. Bu arada dudağımda olan... Hangisini sürdüm ben? Hangisini sürdüm? Şunu sürdüm. Şu an dudağımda olan Bella rengi. Şu lip gloss. Bunu kullandım bugün. Biliyorsunuz ben Fenty Beauty'nin lip glosslarını aslında çok seviyorum. Çünkü dudağınızda gloss yokmuş gibi, parlatıcı yokmuş gibi bir his veriyor. Bu da aynı şekilde ama bu Fenty Beauty'den bir tık daha yağlı gibi. Yani dudağınızda daha çok kayıyor. O yüzden rujlarınızla kullanırken dikkatli olmanızı öneririm. Tek beni rahatsız eden noktası tabii ki yine kokusu. Aşırı tatlı vanilya kokuyor ve biliyorsunuz ben vanilyayı hiç sevmem. Ama kokusu çok çabuk uçtuğu için beni pek rahatsız etmedi ve ağzınıza da tadı gelmiyor. Hissiyat olarak çok güzel. Bu arada benim şimdi bu lip gloss var dudağımda. Altında Wet n Wild'ın bir dudak kalemi var. Üzerinde de MAC in Velvet Teddy rengindeki ruju var. Onların üzerine bu lip gloss uyguladım ve ben bu dudak kombinasyonu çok beğendim. Bence çok güzel oldu. Böyle kullanmaya devam edeceğim. Diğer renklerini hiç denemedim bu arada. Onları da deneyeceğim. Videolarımda mutlaka görürsünüz ilerleyen zamanlarda. Biraz fazla ürün olduğu için hızlı hızlı konuşup hepsini göstermek istiyorum. Yani bir alışveriş çılgınlığı olmuş gene. Biraz. Ama dediğim gibi indirimleri takip ettim. Bir de biliyorsunuz artık yılbaşı yaklaşıyor. Orada da şimdi bayağı bir ürünler oluyor ve yeni koleksiyonlar çıkıyor. Onları da tabii ki merak ediyorum haliyle. Böyle bir şey oluyor. Anastasia Beverly Hills'ten devam edelim. İki ürünüm daha var. İlk olarak bir stick foundation'ını aldım Anastasia'nın. Bu mink renginde. Diyeceksiniz şimdi niye stick fondöten alıyorsun? Bu kadar sana uymayan bir renkte. Ama bu aslında stick foundation. Altına da contour yazıyor. Yani contour olarak kullanabilirsiniz bunu. Bu arada ambalaj açısından diğer stick fondötenlerime hiç benzemiyor. Gerçekten çok kaliteli. Evet, mink renginde. Şöyle göstereyim rengini de hemen. Bu arada bunu da bugün kullandım ama hafif bir şekilde, öyle aşırı contour yapmadım. Üzerine de Chanel'in Soleil Teint de Chanel ürününü kullandım. Yani krem bronzer'ı. O da bende var biliyorsunuz. Biraz da Sephora'nın kontür pudrasıyla destekledim. Bence güzel yumuşak bir görünüm oldu. Diğer kontür ürünleri, bu tarzda krem kontür ürünleri bazen aşırı şekilde lekeli durabiliyor. Bunda hiç öyle bir sorun yaşamadım. O yüzden bu ürünü çok beğendim. Fiyatını hak eden bir ürün. Tavsiye ederim. Geldik yine bir dudak ürününe. Bu da yine Anastasia Beverly Hills'in bir lip stain'i. Yani ne denir Türkçe'de? Dudak
Baskısı, damlası. Dövmesi. Yani aşırı şekilde kalıcı bir ruj bu. Mühür. Mühür. Mühürü. Tam böyle değil. Yani bir şey yediğinizde gitmiyor bu ruj arkadaşlar. Bayağı bir kalıyor. Ben de şöyle enteresan bir renk aldım. Bu rengin adı da Hot Pink. Bence çok uygun bir isim. Yani literally Hot Pink. Şimdi ilk pes çıkarabilsem. Yani ilk gördüğünüzde bayağı bir tuhaf duruyor. Şöyle elimde göstereceğim. Aşırı şekilde bir pembe. Bu ne? Ama bunu çok hafif şekilde dudağınıza uyguluyorsunuz. Ve dediğim gibi tüm gün gitmiyor bu ruj. Yani böyle durduğu gibi kalmıyor tabii ki. Güzel pembemsi bir ton oluyor. Ben çok beğendim bunu. Ama yapısını daha bilmiyorum. Kalıcılık açısından bir şey diyemem. Çünkü daha deneyip kullanmadım. Ama özellikle bence yemeğe falan gittiğinizde çok mantıklı bir ürün. Çünkü yağlı yemek yediğinizde rujunuz direkt kayboluyor. Bu şekilde daha uzun ömürlü bir ruj sahibi olursunuz. Bunu da kenara bırakıyorum. Biraz da Beauty Bay'in kendi markasıyla devam etmek istiyorum. Beauty Bay markasının, yani kendi markalarının Living My Best Light Delicate Highlighter paleti. Aydınlatıcı palet. Bunu da hemen açıyorum. Bu arada ürünler o kadar taze ki bazılarını daha açmaya fırsatım bile olmadı. Mesela bu. Bu da yine kocaman bir aynası var. Beauty Bay'in bu klasik. Bende çünkü büyük far paleti var. Onun da hayvan kadar bir aynası var gerçekten. Çok büyük. Şöyle göstermek istiyorum aydınlatıcıları. Bayağı güzel gözüküyor. Bu aydınlatıcıları niye aldım arkadaşlar? İlk olarak Stila'ya çok benziyor. Çünkü yumuşak bunlar. Yani gördüğünüz üzere. Görmüyorsunuz şu an ama şurada belli oluyor galiba. Parmağımın izleri kaldı yani. Puffy highlighter gibi, yani biraz slime'ımsı bir şey. Ama kremimsi de değil, yine de pudramsı. Yani çok değişik bir yapısı var. Ve Fenty'nin highlighterlarına benziyormuş diye almak istedim. Bakalım doğru mu? Bence yakın. Şu an kamerada gözecek mi bilmiyorum şu tarafta. Yani. Yani doğal bir aydınlatıcı değil. Kesinlikle sim var içerisinde. Çok iri olmasa da. Ama bence fiyatı için Fenty'ye çok çok yakın bir ürün. Biliyorsunuz ben Fenty'nin How Many Carrots olması lazım ismi. O Glitter Bomb mu? Onları çok seviyorum. O gümüş pakette olanlar. Ama açıkçası bana çok pahalı geliyor o ürün. O yüzden almadım. Ayrıca ben de küçüğü olduğu için de büyüğünü almaya daha gerek duymadım. Ama bunu denemek istedim. Bu da zaten normal fiyatı 13 euro mu ne falan. Bir de indirimde bayağı bir ucuza geldi. 7 euroya falan aldım galiba. Bence fiyatı için çok kaliteli bir ürün. Bunu beğendim. Bu da yine çok ünlü bir aydınlatıcı paleti ama maalesef Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum açıkçası ama ben hiçbir yerde görmedim, bulamadım da. BH Cosmetics markasının Black Light Highlight altılı highlighter paleti. Bu arada şu şablonlar çok gıcık değil mi? Bari bir bantla kenarlarına şey yapın. Neyse. Bunun da yine hayvan kadar bir aynası var. Nasıl göstereceğim? Bu aynalar bükülmüyor da. Şöyle bir palet arkadaşlar. Görüyorsunuz tabii ki yine bir mavi aydınlatıcı var içerisinde. Yani mor, bayağı mor ama. Onu bence kullanamam zaten. Çok zor far olarak. Ama o kadar da şey gözükmüyor. Bu paleti ne için almış olabilirim? Mavi highlighter için. Çok methedilen bir palet olduğu için bunun mavisini merak ettim. Acaba Revolution'unkinden daha mı iyi diye. Yok, Revolution daha iyi ama bu da güzel. Evet, fena. Mavinin çirkini olmaz. Senin ilk far paletin BH Cosmetics değil miydi, şöyle yüzlü? Evet. Klasik. Hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Şöyle kocaman paletler oluyordu. İçinde küçük küçük bir sürü renk oluyordu. Ve internetten galiba sipariş ettiğim ilk makyaj ürünüm olabilir. Muhtemelen. Bu arada ben aslında Beauty Bay'den Niki Tutorials'ın çıkardığı paleti almak istiyordum. Ama tabii ki stokta yoktu. Ve renklerine baktığımda pek de iç açıcı gelmedi bana. Simli renkleri çok güzel ama. Aslında simli renkler için istiyorum zaten o paleti ve ortadaki o kırmızı renk için.
Ama zaten stokta olmadığı için alma şansım olmadı. Cevizli, havuçlu, elmalı, işte ne geçiyorsa kek yaptım bir tane. Ne ara yaptın bunları peki? Salata yaptım. Yapacaktım. Yapacağım, yapmadım. Bitmedi salata, evet. Kek pişiyor şu an fırında da. Biraz fırçayla devam edeyim. Yine bir Hatch Cosmetics markasının Highlighting Essentials diye bir fırça seti. Bu fırçaların hepsi aydınlatıcı için uygunmuş. Ama bence başka şeyler için de kullanılabilir. Bu arada içinden şöyle bir şey çıktı. Galiba nemlenmemesi için. Activated Carbon Do Not Eat. Yok, yiyecektim. Bir de işte silika jel. Klasik ayakkabıda da çok oluyor. Bunlar genellikle nemi önlemek için kullanılıyor aslında, değil mi? Evet. Mantıklı bir hareket olmuş. Bir fırçam düştü. İlk olarak bence fırçanın şeyi çok güzel bence. Duruşu. Şurası gümüş. Gözüküyor mu? Altı gümüş, yukarı beyaz oluyor. Ombre efektli yani. Bu bence aydınlatıcı için süper bir fırça. Zaten bu markanın fırçalarını çok seviyorum. Çok da fırçaları var benim. İlk olarak böyle. Tabii ki klasik fan fırçamız da. Fan fırçamız bayağı ayvayı yemiş gibi durmuyor mu? Yok. Kenarları sanki çok şey olmuş da. Şu şekilde düzeltebilirsiniz zaten. Şeyiyle geliyor. Sonra şöyle bir aydınlatıcı fırçası var. Bu en sevdiğim tipten. Çok güzel. Bu gerçekten maksimum pigmenti alıyor aydınlatıcının. Çok güzel bu da. Şöyle ben bunu aslında far için kullanırım. Evet. Ama yine olabilir mesela burnunuz için veya dudak üstü. Yine şöyle bir fırça. Birbirlerine benziyorlar açıkçası. Ama ben çok aydınlatıcı kullandığım için beni rahatsız etmedi birbirlerine benzemeleri. Çünkü gerçekten ne kadar fırçam olursa o kadar iyi. Bir de şöyle, bu daha hafif highlightlar için galiba. Bunu ben aslında kapatıcı için kullanırım da. Ya da şey, kontür, krem kontür için de çok iyi, çok uygun. Stippling brush gibi yani, şu gördüğünüz beyaz kıllar gri kıllardan daha uzun. Böyle bu tarzda fondöten fırçalarını çok seviyorum ama aydınlatıcı olarak hiç kullanmamıştım. Ve tabii ki klasik. Bunu da seviyorum. Nasita'nın bende böyle var. Kırmızı stiletto serisinden. Onu çok severek kullanıyorum. Bunu da bence seveceğime eminim. İki tane Wet n Wild'ın dudak kalemini aldım. Biliyorsunuz bende zaten iki tane var ama onlar nude renginde. Yani daha çok kahve nude'a kayıyor. Bu sefer kırmızıları da almak istedim. Biri daha bordo pembe gibi. Onun adı Fab Fuchsia zaten. Yani fuchsia rengiymiş ama o kadar da fuchsia değil aslında. Almışım. Kırmızı olan da Berry Red. Bunları uygulaması biraz zor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tahta, yani odun şeyi olduğu için dudak kalemi, yani asansörlü değil. O yüzden biraz daha sert uygulanıyor. Ama kalıcılığı asansör kalemlerden çok çok daha uzun olduğu için ben bunları çok sevdim. Ayrıca bunlar da yine indirimdeydi. 1,5 euroya mı ne aldım. Beauty Bay alışverişim bitti arkadaşlar. O zaman biraz diğer ürünlerden devam edelim. Bunları hep Alman sayfalarından aldım. Yani ismini söylesem bile size pek bir anlam vermeyecek. Ama Türkiye'de de satılan ürünler. Gratis'te, Watson's'ta, Sephora'da falan bulabileceğiniz ürünler olduğu için şöyle bir göstereyim. İlk olarak bu da vardır Türkiye'de eminim. Nivea'nın BB kremini aldım diyeceğim ama aslında almadım. Hikayesini anlatayım. Bunu aslında ablam kendine aldı. En açık rengi buydu. Yani bizim gittiğimiz mağazada evet, satılan en açık renk buydu. Orta koyu tenler için yazıyor. Neden açık tenli rengini getirmiyorlar anlamadım. Gerçekten sırf iki renk vardı. Bu ve bir koyu renk daha. Haliyle bu ablama tabii ki çok koyu geldi. Benim ten rengim de ablamdan bir tık daha koyu olduğu için bana verdi bunu. Ben de ona The Balm'ın Balm Shelter ürününü verdim. Çünkü onu pek kullanmıyorum. Çünkü bende
Yves Rocher'in BB kremi var. Onu daha çok sevdiğim için. Ama ben bunu eskiden çok kullanıyordum. Makyaja ilk başladığımda hep bunu kullanıyordum. Gerçekten çok güzel bir BB krem olduğu için yine denemek istedim. Biraz nostalji yapmak istedim. Şöyle bir ürüne devam edelim. Bunu Şeyda Erdoğan'da çok görüyordum. Inglot'un Duraline ürünü. Bunu kaş videomda da zaten bahsetmiştim bundan. Bunu ne için kullanıyorum? Eyeliner'ım kuruduğu zaman bununla nemlendiriyorum. Veya kurumuş farlarımı bununla nemlendiriyorum. Her şeye kullanılabilir aslında. Gerçekten çok güzel bir ürün. Pigment karıştırmaya da uygun. Yani güzel bir ürün. Biliniyor, tanınıyor zaten. Biraz makyaj olmayan şeyden devam edelim. Şöyle iki tane deodoran aldım kendime. Daha doğrusu bunlar bitmişti. Yenisini almak durumunda kaldım. İndirimde yakaladım Allah'tan da. Aldım. Lancôme'un Bocage deodoranı ilk olarak. Ve Biotherm'in Deo Pure ürünü. Bunlar tabii ki pahalı deodoran arkadaşlar. Ama aşırı şekilde terlediğim için ve kokmaya meyilli olduğum için vücudumun kokması meyilli olduğu için ve vücudum da aşırı yağlı. Cildim karma olsa da değil. Bana fayda eden tek deodoran bunların ikisi. Flormar'la devam edelim o zaman. Şöyle bir kaş maskarası, kaş sabitleme jeli daha doğrusu aldım. Bu da zaten yine gözümde, kaşımda kullandım bunu. Ben bu ürünü beğendim arkadaşlar. Ayrıca dışının şeffaf olmasını çok sevdim. Çünkü biliyorsunuz kaş maskaraları çok kirleniyor ve o görüntü bazen iğrenç olabiliyor. Bunda görmüyorsunuz o görüntüyü. Bir de fırçası biraz enteresan. Silikon mu? Silikon bir fırça, evet. Ve uçları çok ince. Biraz yani tarak gibi. Evet, tarak gibi, aynen. Sanki saçınızı tarıyormuşsunuz gibi kaşlarınızı tarayabilirsiniz. Bence kaşı çok iyi olan insanlar için de çok uygun bir şey. Ve bence güzel sabitliyor. Yani benim kaşlarım gerçekten zor. Benim kaşlarımı iyi sabitledi. Bir allığını aldım Flormar'ın. Pure Peach rengini. 0.48. Şöyle bir rengi var. Çoğu makyajda kullanabileceğiniz, şimdi özellikle sonbaharda kullanabileceğiniz bir allık. Ve ben Flormar'ın ambalajlarına bayılıyorum. Maybelline ürünleriyle devam edelim. Instant Anti-Age Deloche yazıyor bizde ama Türkiye'de de satılıyor bunlar. Bir concealer'ını bir de fondötenini aldım. Concealer'ı çok ünlü. Fondötenini o kadar şey yapmıyorlar. Yani o kadar görmedim konuşulduğunu. Ama concealer'ı çok ünlü. Ben fondötenini daha hiç denememiştim. Bu arada yüzümde de şu an bunlar var. Fondötenim bu. Kapatıcım bu. Kapatıcısını daha önce denemiştim. Hatta Türkiye'de indirimden almıştım. Çok memnun kalmıştım. Ama süngeriyle kullanmıştım. Çok çabuk bitmişti. Bu sefer süngerlerini gördüğünüz üzere yırttım, aldım üzerinden. Bu şekilde kullanıyorum süngerin ürün emmemesi, kapmaması için. Ben gerçekten çok sevdim bu ürünleri. Bunu zaten biliyordum, bunu zaten seviyordum. Çok iyi bir concealer. Fondöteni de aynı şekilde öyle. Yani bugün cilt makyajımla bayağı memnunum. Çok güzel oldu bence. Benim fikrim. Şimdi hediye bir ürünüm var. Maybelline'de belirli bir miktarda alışveriş yaptığınızda şöyle bir aydınlatıcı paleti, daha doğrusu allık paleti hediye veriyorlardı. Yani bu bir hediye ürün. Kendi paramla bu paleti alır mıydım? Muhtemelen almazdım. Ama kullanılacağım bir palet. Bence renkleri güzel. Şu renkten pek emin olamadım en koyusundan. Bayağı koyu çünkü. Ama hafifçe bence çok seyrek bir fırçayla uygularsam çok güzel durabilir şimdi sonbaharda özellikle. Benim alışverişime iki tane aynı paleti koymuşlardı hediye olarak. Birisini ablama verdim. Evet. Yanlışlık mı oldu, bilerek mi öyle yaptılar bilmiyorum. Çünkü bayağı bir miktar harcadım Maybelline'de. Bilmiyorum yani, iki palet almıştım. Aynı palette birisini ona verdim. Ayrıca Maybelline'in Master Holographic aydınlatıcısını aldım. Bu da yine Fenty'nin o az önce bahsettiğim aydınlatıcısına muadil gösterildiği için aldım. Şöyle bir ürün.
Ve bunu da yine bugün cildimde görebilirsiniz. Ama tabii ki sadece bunu değil. Başka bir aydınlatıcı kullandım. Onu da göstereceğim birazdan. Onun üzerine bunu yaptım. Ve kombinasyonu bence çok güzel oldu. Gözüküyordur umarım kamerada. Evet. Stila Türkiye'de nerede satılıyor? Hiçbir fikrim yok. Tanındık, bilindik bir marka. Amerikalı YouTuberlar çok bahsediyor biliyorsunuz. Şöyle bir ürün aldım. Bu neymiş? Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Yani likit far. Bende iki rengi Diamond Dust. Bunun küçüğü vardı bende. Deneme boyu vardı daha doğrusu. O bitti. Ve ben bundan o kadar memnun kaldım ki, o kadar sevdim ki mecburen gittim. Büyük boyunu aldım. İyi ki de aldım. Çünkü gerçekten çok seviyorum bunu. Çok da kullanıyorum. Aydınlatıcı manyağı olarak. Yine Stila tabii ki. Bu arada Stila'nın paketleri hep aynı. Ambalaj hiç değişmiyor. Ama güzel bir ambalaj. Biraz metal gibi duruyor. Yani gerçekten kaliteli. Stila'nın ambalajları efsane. Çok seviyorum. Aşırı kaliteli. Holografik bir şeyi var bunun da yine. Görüyorsunuzdur umarım. Bu da yine Fenty'nin aydınlatıcılarına çok benziyor. Gidip Fenty'yi alacağıma 30 bin tane şey almışım, muadil almışım. Çok bence mantıklı. Yani. Fenty'yi alsaydım daha güzel olacaktı. Yani. Olsun ama bence bu Fenty'den çok çok daha güzel. Bunlar bayağı iyi. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu aydınlatıcıyı herkes beğenmez kesinlikle. Çünkü gerçekten aşırı simli. Brush Cleanser diyeceksiniz şimdi, o nedir? Bunun içinde 235 milim var arkadaşlar. Bunu da hiç denemedim. Yani kullanmadım daha, söyleyeyim onu. Biliyorsunuz ben aslında Cinema Secrets diye bir markanın ürününü kullanıyordum. Ama o MAC'den çok çok daha pahalı. Ve aşırı şekilde vanilya kokuyor. Bunu söylemiştim fırça yıkama videomda. O yüzden değişik bir şey denemek istedim. Ama yine de stil olarak benzer bir ürün istedim. MAC'in ürününe rastladım. Bunu denemek istiyorum. Nasıl bir şey bilmiyorum ama çoğu make-up artist zaten bunu kullanıyor. Evet. O yüzden kötü olacağını sanmıyorum. Bence hepsi onu kullanıyor. Başka marka kullanan hiç görmedim. Sanmıyorum. Bence efsaneyi sona bırakalım. Allık'la devam ediyorum. MAC'in Melba rengindeki Mel renk. Yalnız peki bu... neden aynı rengi? Yani ikisi de neredeyse aynı Flormar'la bir... Onu diyecektim. Ben bunu fark etmedim. Bu internette çok daha pembe duruyordu. Sen de şaşardım. Gerçekten çok benziyor. Ya biri gene biraz bu pembe. Turuncu ama. Evet. Flormar turuncu. Ben aslında bu allığı daha büyük bekliyordum. Gerçekten orijinal boyunu aldım arkadaşlar. Yani küçük boy falan değil bu. Ama güzel bir allık. Yine kullandım. Bugün cildimde de yine aynı allığı görebilirsiniz. Bu arada şu Back to MAC olayını biliyorsunuz mu arkadaşlar, bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bu ürünleri bitirdiğinizde 5 ürünü MAC'e götürüyorsunuz boş bir şekilde. Size bir tane far veriyorlar. Eskiden ruj veriyorlardı. Ondan da pintilik yaptılar. Far veriyorlar artık. Ben MAC'in bir de Mineralize serisinden Skin Finish Soft and Gentle aydınlatıcısını aldım. Bunu tanımayan var mı? Soft and Gentle çok ünlü değil mi? Bu arada az önce bahsettiğim aydınlatıcı da buydu. Bunu kullandım ve üzerine Maybelline'i kullandım. Şu anda ölmüşüm. Seviyorum çünkü. Koruyucusu var. At gitsin, bu nedir ya? Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bence en güzel aydınlatıcı bu değil mi? Ve gerçekten bence herkesin sevebileceği bir aydınlatıcı. Az da sevseniz, aşırı benim gibi aşırı sevseniz de... Bu aydınlatıcının aşırı bir oluru var. Bayağı ünlü. Bayağı da pahalı. Teddy, Velvet Teddy kadar bir ünlü var bence. Yani zaten Soft and Gentle bir allık var. O da çok ünlü. Sonra işte Ruby Woo, Velvet Teddy, The Endanger falan, o renkler geliyor. MAC'in klasikleri. Açın bunu. Bitir de yemek yiyelim. Çöpe atılıyor mu bu? Evet, niye atılmasın? Koklayıp durma şunu. Bir şey değil ki. Karbon. Acıktım arkadaşlar. Bence artık şu videoyu kapatayım da gidelim artık yani. Videomu beğendiyseniz, alışverişim hoşunuza gittiyse arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Ayrıca abone olursanız çok çok mutlu olurum. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Görmüyorum sanmayın. Evet arkadaşlar, ayıp. Çok ayıp.
Gerçekten lütfen değil. Abone olun arkadaşlar. İzliyorsun, oraya kadar gelmiştim. Bir abone bırak, bir de bir like bırak. Bir de o zil tuşuna da basıver. Paralı değil, bedava. Yani. Biliyorsunuz Türkler bedavayı çok sever. O yüzden yararlanın derim arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. çıkın. ne diyordum? Ha, Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Mavi Highlight Mel adım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Yorumlara da fikrinizi yazabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bye bye. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bedava. Bedava. Beleşe beleşe. Aynen beleş. Biz severiz. Gelin yapın işte. Bak beleş. Yararlanın. Hadi hoşçakalın.